Tarih 15 Mayıs 2016 Pazar. Yer Almanya'nın başkenti Berlin. Berlin'in dünyaca ünlü Brandenburg Kapısı, Alexanderplatz Meydanı, Türklerin ağırlıklı olarak yaşadığı Kreuzberg, sokaklar ve caddeler Fenerbahçeli taraftarlarla dolu. Evet, sevgili seyirciler, tezahüratlar devam ediyor bir yandan. Şu anda Alexanderplatz burası. Gerçekten muhteşem bir ortam var. Taraftarlarımız havaya girdiler. Maç havasına girdiler. Gün boyu çubuklularla sokaklarda zaman geçiren taraftarlarımız gece oynanacak Fenerbahçe CSKA Moskova finalini bekliyor. Sevdik seni her şeyden çok. Fenerbahçe bize bu yolda geri dönüş yok. Deli gibi aşığız Fenerbahçe, bu dünyayı yakarız senin için şampiyonluk gelir. Saatler geçmek bilmiyor. Yelkovan kovalıyor, akrepse adeta nazlanıyor. Bir türlü dev finalin başlayacağı saat gelmek bilmiyor. Şarkıların dilinde gündüz gece. Herkes bir yıl öncesini, Madrid'i konuşuyor. Fenerbahçe erkek basketbol takımının Madrid'deki ilk Euroleague sınavını tartışıyor. 7'den 70'e herkesin ortak görüşü, geçen yıl Madrid'de siftah yapıldı, Berlin'de bu kupa kucaklanacak ve o kupa Türkiye'ye gelecek şeklindeydi. Gün boyu Berlin sokaklarını güçlü, güzel, eşsiz tezahüratlarıyla çınlatan Fenerbahçeli taraftarlar maç saati yaklaşırken dev finale tanıklık etmek için artık salonun yolunu yavaş yavaş tutmaya başlıyorlardı. Saatlerse bu kez 22'yi göstermekte. Mercedes-Benz Arena tıklım tıklım dolu. Salonun büyük kısmı da çubukluyla bezeli. Türkiye'de ise adeta hayat duruyor. 7 kıtada milyarlarca basketbol sevdalısı ekran başında. Salonda soluklar tutuluyor, kalp atışları yükseliyor. Evet, evet artık 2016 finali başlıyordu. Kalinic bomboş kaldı. Kalinic'in sayılık basket. Nikola Kalinic. Her türlü koşula rağmen zorlu virajları aşan, zirveye ulaşan iki takım parkede. Datome, Datome, Cici, Datome. Heinz dışarı çıkardı, Voronsevic boş kaldı, atışı başarılı. Fenerbahçe, CSKA Moskova. Corey Higgins, Teodosic, kot altına indirdi, Ekson pas ve Bolo, 3 sayılık basket. Evet, Fenerbahçe ikinci kez ulaştığı bu dev zirvede ilk yarı yine tutuk, yine durgun. Aynı şey. Higgins, Higgins. Ve çok kolay basket bulmaya başladılar. 8 saniye var. Vronsevic teke tek oynuyor. Vronsevic içeriye girdi ve farkı 18 sayıya çıkarıyor. Pota altına indirdi ve fark 20 sayı oldu. Aaron Jackson'ın da ilk basketi bu.
İlk yarı bitiminde her iki takım oyuncuları soyunma odalarına yöneliyordu. Tribünlerde ise Fenerbahçeli taraftarlar keyifsiz ama hepsi bu farka rağmen yine de ikinci yarıdan umutlu. Vesely'in perdelemesi var. Sulukas, Kalinic pota altı. Vesely'in atışı başarılı. Kalinic'in asist. İkinci yarı başlıyor. Ruslar, CSK Moskova artık şampiyon diyor. De Colo ve De Colo farkı 21 sayıya çıkarıyor. Bunu dillendiremeyenler de içlerinden bu şekilde düşünüyordu. Ama Obradovic'in askerleri ikinci yarıda parkeye müthiş bir dönüş yapıyordu. Ekpe Yudo, güzel bir pas Ekpe Yudo. Basketbol! Ekpe Yudo döndü, Ekpe Yudo sonu. Evet! Gigi Datome 3 sayılık atış daha iyi oldu. Böylesi daha iyi oldu. Müthişten de öte, gerçekten muhteşem bir dönüş gerçekleşiyordu Mercedes-Benz Arena'da. 16 saniye var. Bobby Dixon 3 sayılık atış. Bobby Dixon 79-76. 79-76. Itudis olayı alıyor. Bir sayılık fark bir anda kızgın güneşi gören buz parçası gibi dakikalar içinde eriyordu. Mainz var karşısında Bobby Dixon'ın 3 sayılık atış. Bobby Dixon! 81-81! Bobby Dixon! Kosta Yalugaz Fenerbahçe öne geçiyor. 21 sayı geriden geldik. 20.8 saniye var. Kosta Sulukas. Hadi kupaya 20 saniye. Sulukas. 2-2 yaptı Kosta Sulukas. Skorboard dakikaları yemiş bitirmiş. Skor, Fenerbahçe 83, CSK Moskova 81. Fenerbahçe potasının altında Ekpe Yudo. Bir rebound, bir tip Fenerbahçe'yi Avrupa şampiyonu yapacaktı. Şampiyonluğa 12 saniye var. Teodosic topu kaybetti. Teodosic son anda orada kaldı. 6 saniye var. De Colo 3 sayılık atış. İri yapma 1.9 saniye kala. Bu kadar şans olmaz. Ama olmuyor. Maç uzuyor. Sonrası ise malum. Teodosic'i pot aldı Heinz. Heinz steps yaptı. Ama yine de atamadı. Bravo Udo. Hatalı yürüme kararları, çalınamayan düdükler. Bravo, yanlış mı baba? Böyle bir perdeleme yok. Sulukas! Çalmadı Davor! Olacak şey değil. Hiç kimse bana değmedi. Bir alacak gibi değil. Avrupa'nın en büyük kupası ellerimizin arasından kayıp gidiyordu. Evet, tarih 15 Mayıs 2016, yer Berlin Mercedes-Benz Arena. CSK Moskova EuroLeague şampiyonu, Fenerbahçe ise Avrupa ikincisi. No, I got over it during the summer. I was looking forward to this year.
Fenerbahçeliler üzgün ama gururluydu. Neredeyse şampiyonluk gelmiş, sadece kupa gelmemişti. Avrupa'nın zirvesine çıkmanın bu kadar yakın olduğu derinden hissediliyordu. Son topla kaçan şampiyonluk belki de 21 Mayıs 2017'de İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak finalde kazanılacak şampiyonluk için bir ışıktı. Yeni sezon öncesinde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım ve yönetim kurulunun desteğiyle 2015-2016 sezonunda mücadele eden kadro korunuyor, Sarı Lacivertli takımdan sadece Ricky Hickman ayrılırken kadroya geçtiğimiz sezon İtalya Ligi'nde en skorer oyuncu olan James Nunnally ile Anadolu Efes'ten Ahmet Düverioğlu katılıyordu. Yeni sezona Fenerbahçe, kulübümüzün mihenk taşları arasında bulunan Resort ve Sports Topuk Yaylası tesislerindeki hazırlık kampı ile Hırvatistan ve İspanya'da oynadığı hazırlık maçlarıyla başlıyordu. Sezonun ilk kupasını Ankara'da oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Anadolu Efes'i 77-69'luk skorla yenerek kazanan Fenerbahçe'yi Türk Hava Yolları Euroleague'de ise zorlu bir maraton bekliyordu. Bunun nedeni, değişen format gereği geçtiğimiz sezonlardaki grup aşamalarının aksine tüm takımların normal sezonda birbirleriyle oynayacakları lig sisteminin getirilmesiydi. Final Four ise İstanbul'da, şehrin Avrupa yakasındaki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacaktı. I believe that is excellent competition. This that we play everybody against everybody in first time in history, I believe that it was very positive. Everything that fans want is this, to see all the best teams in Europe. So I believe that is a new format is really very, very good. Yeah, we talk a lot about this, you know, before Final Four, it was easy to recognize that in every corner you feel this atmosphere. The people talk a lot about basketball and Istanbul, it was city of basketball. This that this year four teams from same city, they play in EuroLeague, I believe is first time in history of basketball in Europe. And it was something very, very nice having this over here and understand how many people it was. Interesting to talk and to watch and to discuss about basketball, EuroLeague. Sarı lacivertliler sezonun ilk maçına ise 14 Ekim'de taraftarlarının önünde Alman ekibi Borussia Bamberg karşısında çıkıyordu. Maçı uzun süre önde götüren Fenerbahçe son bölümde rakibine yakalansa da Antic'in serbest atış isabetleriyle sahadan 67-66 galip ayrılarak sezona galibiyetle başlıyordu. I mean it's always pressure but at the end of every game the responsibility is big at these moments and with the experience that I have just helped me a little bit, you know. And when the whole team depends on you at that moment you have to concentrate and just do what you practice, you know. Just turn off the volume of the gym and just by yourself at the free throw line, it's only you. İkinci haftadaysa rakip İspanya temsilcisi Barcelona'ydı. Dünyanın en güzel şehirleri arasında gösterilen Barcelona'da
ve uzun yıllardır oluşan basketbol kültürüyle Avrupa basketbolunun en zorlu deplasmanları arasında bulunan Barcelona Lazio karşısında Fenerbahçe, ilk maçta olduğu gibi bir kez daha son topu savunuyor ve sahadan 73-72 galip ayrılarak 2'de 2 yapıyordu. I believe that was the second game. I think it was very important to start the season with 2-0. I knew that Rice would take the offense, so I tried to be as good as I can, you know, to try to stop him because he's a good offensive player. And I think also five players helped me to do this because they make fake and back, so they helped me a lot. It was very important to start with 2-0. Just I said this. Sezonun 3. haftasındaki rakip ise Žalgiris Kaunas'tı. Litvanya ekibi karşısında Fenerbahçe sahadan 82-68 galip ayrılırken, takımın 3'te 3 yapmasına rağmen yaşadığı en büyük talihsizlik, Bogdan Bogdanovic'in sağ ayak bileğinden geçirdiği sakatlık ve bundan dolayı sahalardan yaklaşık 1,5 ay boyunca uzak kalacak olmasıydı. It was an incredibly tough period for me, also for my family. I'm really blessed, and every moment I step on the court and I join playing the basketball. So it was very difficult to me to watch those games out of the team. In the beginning we were winning, but after when we lost some couple games. And when the period of the season was tough, I feel it really bad. EuroLeague'de bir başka yenilik ise takımların normal sezonda toplam 5 hafta 2 günde bir maç oynamalarıydı. Fenerbahçe Žalgiris maçından hemen sonra ezeli rakibi Galatasaray Odeabank deplasmanına çıkıyordu. Avrupa arenasında iki ekibi ilk kez karşı karşıya getiren mücadeleye Fenerbahçe'de Ekpe Yudoh damgasını vuruyor, 21 sayı, 13 rebound ve 31 verimlilik puanıyla Türk Hava Yolları EuroLeague'de haftanın en değerli oyuncusu seçiliyordu. No, that was just part of our story, part of the way I played. Nikola Kalinic ise Žalgiris maçında geçirdiği hafif sakatlığa rağmen Bogdanovic'in yokluğunda Galatasaray Odeabank maçında fedakarca risk alıp forma giyiyor ve yaklaşık 17 dakika sahada kaldığı maçı 5 sayı, 4 rebound, 2 asist ve 1 blokla tamamlıyordu. Yeah, well of course I had the injury before that. So after that game I just renewed it. I sprained my ankle one more time. But yes, it was really important game against Galatasaray. It's a derby match, so I played a few derbies in my life, especially in Serbia, so I know what's the atmosphere, I know how the people, how people feel about that game and how long they wait for it. So I took the risk and I played. I contributed as much as I could, and we won that game, I think, easily if I remember good. Sezona 4'te 4 yaparak başlayan Fenerbahçe'nin bir sonraki rakibi ise Rusya'nın Unix Kazan takımıydı. Avrupa arenasında sahasında son yenilgisini 2014-2015 sezonunda alan, 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda rakiplerine hiç kaybetmeyen Sarı Lacivertliler, karşılaşmadan 81-73 mağlup ayrılıyor ve sahasındaki 23 maçlık galibiyet serisi sona eriyordu. That game, I think Bogdan was out, and I think our offense was kind of like out of sync, and I remember I think I shot the ball pretty well that game, and I don't think everyone else on the team wasn't really feeling it or motivated to play that game, but somehow I think I was making shots that game, and I think we took them lightly, and they managed to beat us.
6. hafta ise Fenerbahçe için sezonun Türk Hava Yolları EuroLeague'deki en kötü performansı olarak kayıtlara geçiyordu. Geçen sezon Final Four yarı finalinde mağlup ettiği eski adıyla Laboral Kuçka, yeni adıyla Baskonia Vitoria'ya konuk olan Sarı Lacivertliler sahadan 34 sayılık farkla 86-52 mağlup ayrılıyordu. Sezonun henüz başı ve normal sezonun sona ermesine uzun bir süre olmasına rağmen bu karşılaşmadaki yenilgi sonrasında başkanımızın antrenörümüz Jelko Obradovic ile yaptığı konuşma takımın kalan bölümdeki performansı açısından önemli bir dönüm noktası oluyordu. After Baskonia we immediately go to hotel over here that we normally stay before the game because it was game in Turkish Championship, so he coming over there, we discuss about many things, but he never mentioned previous game that we lost very easy against Baskonia. He just asked me how I feel and everything, and he tried to calm me to say everything will be fine. Don't worry about one bad game, and the important is to look forward, to understand that against in front of us is lot of games, and that working hard that we change everything. So I appreciate very much, and I try to transmit this everything to the players. Ertesi gün buraya geldiğimizde toplantı yaptık çünkü kötü bir şekilde kaybettik o maçı ve o günde biz de öğrendik, hocamız da bize söyledi, başkanla toplantısı olmuş. Başkanımız her zaman bizim yanımızda olduğunu ve hocaya güveninin tam olduğunu söyledi. Bu da hocamız da bize bu şekilde konuştu ve bu takımı tamamen pozitif etki yarattı. Çünkü zorlu bir maçtan kötü bir şekilde ayrıldık ve psikolojik olarak zor bir maçtı. Bu şekilde konuşması ve hocamızla bize bunu söylemesi bizim için ekstra bir motive oldu. Bir sonraki haftadaysa bu kez zorlu İsrail deplasmanı Fenerbahçe'yi bekliyordu. Karşılaşmada bir ara 16 sayı geriye düşen Sarı Lacivertliler son bölümde farkı eritmeye çalışsa da sahadan 87-77 yenik ayrılıyor ve üst üste alınan 3 yenilginin ardından sıralamada 9. basamağa giriliyordu. Maccabi deplasmanından 2 gün sonraysa Fenerbahçe, muhteşem taraftarının desteğiyle Anadolu Efes engelini maç boyunca sergilediği başarılı oyun planıyla 88-80 geçiyor ve 3 maçlık yenilgi serisi sona eriyordu. Yeah, of course. Every time the fans support us and stay with us, this is very important. I feel also like my home, you know, when I play here. I enjoy it very much and I try to give my what I have, to give everything for the team. This is always important and I'm very happy that we succeeded like a team. Zorlu maratonda Fenerbahçe'nin bir sonraki durağı ise İtalya'ydı. Sahasında oynadığı son iki maçı da kazanan Emporio Armani Milano'ya konuk olan Fenerbahçe, harika bir maç sonu performansı ve son çeyrekte yakaladığı 21-7'lik seriyle sahadan 79-70 galip ayrılmayı başarıyordu. Remember, I don't think I played perfect, but I think I made some shots when we really needed them, and I think they was close to really beating us, and I think some of the shots that I made and some of the plays that I made was able to help us secure that win. 10. haftadaysa Fenerbahçe'nin rakibi Real Madrid'di. Zorlu maç 201 farklı ülkede yayınlanıyor ve bu EuroLeague'de Final Four'lar dışında kırılan bir rekor olarak tarihe geçiyordu. Nefesleri kesen mücadeleden Fenerbahçe, James Nunnally'nin son saniye serbest atış isabetiyle 78-77 galip ayrılıyordu. There was no pressure really. I knew I was going to make it. The pressure was missing the second one. So they wouldn't get the ball
to have a chance to score. But there wasn't really any pressure. I was just in the zone and I knew I was going to make it. 11. haftada bu kez Sırbistan temsilcisi Kızıl Yıldız'ı konuk eden ve rakibiyle daha önce oynadığı 4 maçı da kazanan Fenerbahçe, baştan sona önde götürdüğü karşılaşmadan 87-72 galip ayrılıyor ve 8. galibiyetini elde ediyordu. We have one of the best defensive teams, I think, in Europe throughout some of history, with me and Jan in the backcourt and our guards, you know, we're able to switch and defend the perimeter players, and blocking shots is just what I do. 12. haftadaysa Fenerbahçe Yunanistan'da Panathinaikos deplasmanına çıkıyordu. OAKA Arena'da maç öncesinde bir kez daha yeşil beyazlı ekibin taraftarları takımlarını çalıştırdığı dönemde elde ettiği başarılar için Obradovic'e sevgi gösterilerinde bulunurken Fenerbahçe Atina'dan 81-70'lik yenilgiyle dönüyordu. Bu zorlu atmosferdeki tecrübe ise playoff turunda bir kez daha iki ekibin yollarının kesişmesi öncesinde sarı lacivertli oyuncular için büyük önem taşıyordu. OAKA, it was rocking in there. Those fans were crazy. It was filled with smoke. The atmosphere is so loud. But during our preparation, we had the fans of OAKA on the speakers. So I think that really like enhanced like what we were going into during the playoffs, and so it made it easier for us to adapt to that. 13. haftadaysa Fenerbahçe'nin rakibi bu kez ikinci kez Türk Hava Yolları EuroLeague'de ülkemizi temsil eden Darüşşafaka Doğuş'tu. Yeşil siyahlılar karşısında sahadan 71-64'lük yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe'de Jan Vezeli'yi aldığı iki teknik faulle maçı tamamlayamıyordu. I think it affected pretty very well, but that's part of the game, you know. I tried to stop the fight with Bobby, and I got technical for that. After that, I got hit in my face. I acted a little bit, of course, but you know, I got technical for that. So unfortunately, I got disqualified. But that's it. It's part of the game. 14. haftadaysa Fenerbahçe geçtiğimiz sezon finalde kaybettiği CSKA Moskova ile Rusya'da karşılaşıyordu. Büyük bir heyecana sahne olan normal sürede sarı lacivertliler bir ara 10 sayı geriye düşmesine rağmen son çeyrekte rakibini yakalıyor ve normal süre 75-75'lik eşitlikle sonuçlanıyordu. Fenerbahçe uzatma devresine ise damgasını vuruyordu. Fiziksel savaşta savunma sertliğini en üst seviyeye yükselten sarı lacivertliler, hücumda da Ali Muhammed'in önderliğinde Yudo, Kalinic ve Nanalı'nın katkılarıyla uzatma devresinde 20'ye 4'lük seri yakalıyor ve sahadan 95-79 galip ayrılan taraf oluyordu. Bobby Dixon, Jackson var karşısında. Bobby Dixon bir ışık daha, bu da başarılı. 93-77 Bobby Dixon uzatmada şov yapıyor. Cesc, that game, honestly, I didn't really feel too good that game. I wasn't feeling comfortable in practice the day before. And I remember I came off the bench that game, and you know, I missed my first like 5-6 shots, I think. And then somehow it just clicked. I made my first one, and then I started to get confident. Then I started to plan, and the basket started looking like a big ocean. Yeah, I can't lie, for sure. Like I told in many interviews after Final Four, I know that I did, that I was thinking about that final game almost every day since that last May of 2016 in Berlin. And I believe that a lot of guys also was thinking about that. So yes, probably everybody were thinking about that game, had probably some fears about that because we lost in the way we lost, but we showed one great performance over there in Moscow, and I think our season started to change after that game, that we realized that we still know how to play basketball, we are still talented, we are still good, but we just need to work harder and be more motivated and focused. Normal sezonun ilk devresindeki son maçtaysa Fenerbahçe Olympiakos deplasmanındaydı. Aynı zamanda 2016 yılında Avrupa Arenası'nda sarı lacivertlilerin oynadığı son karşılaşmadan Fenerbahçe 71-62'lik mağlubiyetle ayrılıyor ve ilk devreyi 9 galibiyetle 6. basamakta tamamlıyordu. To be honest, it was a little bit strange because
the fans, I didn't expect that reaction from fans because it cares me a little bit. I was there 7 years, I gave everything for that club, but you know, anyway, I'm in Fenerbahce family and I enjoy here. So at that moment, I give everything for my team. When I go on the court, I try to do my job. I don't care what happens outside. So we lost that game, but really I was disappointed because we lost. I don't care about my previous team, you know, that game for 40 minutes. This is very important because like a team, if we're healthy, we're a quality team. We have very talented players. We have very good, very experienced and very good staff, coach staff. And of course, Željko Bradović, that he's the main, he's the best. So we saw that if we're healthy, everybody, we can make big things from that moment. İkinci devrenin ilk maçında Fenerbahçe'nin rakibi Emporio Armani Milano'ydu. Bogdanovic'in 2,5 aylık sakatlık döneminde saha içinde belki de en fazla etkilenen isim Luigi Datome'ydi. Çünkü Bogdanovic hem savunmada hem de hücumda Datome'ye birçok pozisyonda yardımcı oluyordu. Bogdan is one of the player that you want to have on your team and not to play against. And I think since I'm here he improved a lot. He was already a very good player. But now I think he's a total player. He can score, of course. He can create. He can find a shooter. He can find a big man. He can play solid defense. He can use his body. He's one of the players that has been one of the key of our success. Bogdan Bogdanovic yaklaşık 2,5 aylık sakatlık döneminin ardından yeniden sahalara dönüyor ve Fenerbahçe Emporio Armani Milano'yu 86-79 mağlup ediyordu. Uf, it was very difficult, another difficult moment for me, but that was coach's decision to involve me immediately in a team, and I respect that much, very much. Fenerbahçe bir sonraki hafta ise Sırbistan deplasmanında Kızıl Yıldız'la karşılaşıyordu. Takım antrenmana giderken otel çıkışında Ekpe Yudoh'un takım arkadaşları ve baş antrenörümüz Željko Obradović'e kar topu attığı görüntüler keyifli anlar oluşmasını sağlıyordu. Fenerbahçe maçın sonunda rakibi karşısında 4 sayılık üstünlük yakalasa da son bölümde hakem hatalarının ön plana çıktığı maçtan 75-73 mağlup ayrılıyordu. Yes, I remember that game. I think we played a very solid game in a very tough atmosphere against that team that played a very good defense through all the season. I remember we were up in the last quarter. But we didn't manage the last minutes, the last balls to keep a safe score between us and them. They make some big shots, I remember. We didn't, and that was one of the losses that was, of course, taught us a lot where we wanted to be, where we want to go in the important minutes of the game. Kızıl Yıldız maçının sonrasındaysa takımın zorlu maratonunda kadroya takviye yapılıyor ve 2013 NBA draftı ilk tur birinci sıradan seçilen Kanadalı oyuncu Anthony Bennett takıma katılıyordu. We came to the point that we decided to add one more big guy, one more four to our picture, considering injuries and considering what we were lacking in that particular moment of the season. There were not too many names on the market, and we found ourselves basically racing with Barcelona for the same player. And we probably had the advantage that Anthony was, is still today a member of the Canadian national team. We have known each other for over 10 years, and I think he trusted the picture, the support, what we were offering in terms of overall package, and I think at the end of the day it translated into a young man that
notwithstanding the fact that he's still very, very young and he's still learning how to develop his game, spent a few months with us, always very professionally, very involved with the rest of the group, and trying to contribute the way he could, understanding, let's say, a game that he was not really familiar to. I think that if he has a chance to come back to Europe, he can only improve. And again, at the end of the day, it was a player that did give us some help, considering what we were looking for. 18. haftadaysa Fenerbahçe Panathinaikos'u konuk ediyordu. Sarı lacivertliler ilk devredeki maçın aksine ilk dakikadan son dakikaya kadar hem hücumda hem de savunmada üst düzey bir oyun sergiliyor. Sahadan 84-63 galip ayrılırken Luigi Datome sezonun geride kalan bölümündeki en iyi performanslarından birine imza atıyordu. 19. haftada normal sezondaki ilk yenilgisini aldığı Unix Kazan'a konuk olan Fenerbahçe, Bogdan Bogdanovic'in sakatlık süreci sonrasındaki en iyi oyunlarından birine imza atarak 16 sayı, 5 rebound ve 7 asistle oynadığı mücadeleden 86-81 galip ayrılıyordu. Unix Kazan game was a special as every single game, especially that part of the season because we have many injuries during the season. Not big issues like I had and Slukas, but we needed to rest some players. So I think that game was Ekpe was out, and we, you know, every time you need to find a way to win the game. 20. haftadaysa Fenerbahçe derbi maçta ezeli rakibi Galatasaray'ı bu kez Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk ediyordu. Sarı lacivertliler ilk bölümde hücumda ritim bulamayıp, savunmadaysa rakibin dış atışlarına çözüm bulamazken, son bölümdeki harika geri dönüşüyle 85-80'lik skorla 13. galibiyetini alıyordu. Kostas Lukas pot altına, Jan Veseli bitiriyor asist Kostas Lukas'tan, basket Jan Veseli'den. Jan Veseli'nin perdesi, Dixon 3 sayılık atışta kullandı. Harry Dixon 3 sayılık isabeti buluyor ve Fenerbahçe öne geçiyor bu kez de. Kostas Lukas. Those kind of games at home, the fans really help us with this. We get couple good points. The crowd gets crazy, and we get more energy to play. So these games, you know, it's basketball is up and down. You know, it's not all the time. You know, 20 points is not easy. So. You have to play all 40 minutes and you know be ready for comebacks. Birinci haftada Fenerbahçe CSKA Moskova'yı ağırlıyordu. Kapalı gişe oynanan maç sezonun Türk Hava Yolları EuroLeague'deki en keyifli maçlarından biri olurken Fenerbahçe Ekpe Yudoh'un 15 sayı 11 reboundla oynadığı mücadeleyi 77-71 kazanıyor, sıralamada 4. basamaktaki yerini koruyordu. We have one of the best defensive teams, I think, in Europe throughout some of history, with me and Jan in the backcourt and our guards. You know, we're able to switch and defend the perimeter players, and blocking shots is just what I do. CSK Moskova karşısında elde edilen galibiyetin ardından Fenerbahçe, Darüşşafaka Doğuş'la bu kez deplasmanda karşılaşıyordu. Maçı 72-65'lik skorla kaybeden Sarı Lacivertliler rakibine bir kez daha mağlup oluyordu. İstemiz maçlar kaybettik evet EuroLeague'de. Ama özellikle ligde onlara karşı daha da iyi oynadık. Yani o maçlar herkes dışarıda Darüşşafaka'nın bize ters geldiğini söylüyor ama biz bu şekilde düşünmüyoruz. Bütün sezonda aynı şeyi konuştuk aslında. Sakat oyuncularımız vardı, bir türlü tam takım olamadık. Bunun nedenlerinden biri olabilir Darüşşafaka maçı. Ama dediğim gibi ligde onlara karşı istediğimiz gibi oynadık ve kazanmaya devam ediyoruz. 23. haftada Fenerbahçe'nin konuğu Olympiakos'tu.
İki ekibin sezon sonundaki finalde karşılaşacaklarından habersiz olarak çıktığı maç büyük heyecana sahne oluyordu. Fenerbahçe bu karşılaşma öncesindeki son 3 maçını da kazanan rakibi karşısında son bölümde özellikle Luigi Datome'nin en kritik anlardan birinde attığı üçlüğün avantajıyla sahadan 67-64 galip ayrılıyordu. Abi Büksel dışarı çıkardı. Datome, Gigi Datome, üç sayılı basket. Gigi Datome. Yes, I remember that was in that moment, maybe the biggest lead. I think in the finals, when you take such a big lead, then it's tough for opponents to come back. Also for Olympiakos, that showed a lot of times, a lot of character to come back also down more than 14 points. That's my job. I mean, I have to be ready when my teammates look for me, and I always felt the trust of the teammates, of course, of the coach. So I was very charged and ready, and I'm glad that I made it. And then I made another one. So the point difference was bigger and bigger, and we stayed all the fourth quarter, I guess, in a comfortable situation to manage the win. 24. haftada Fenerbahçe, Jalgiris Kaunas deplasmanına sakatlıkları bulunan Kostas Sulukas ve Jan Vezeli'den yoksun gidiyordu. Sarı lacivertliler büyük çekişmeye sahne olan maçta rakibini 76-70 mağlup ederken, kaptan Melih Mahmutoğlu 4'te 4 3 sayılık isabetiyle galibiyetin en önemli mimarlarından oluyordu. Melih Mahmutoğlu bir fake, Melih 4 mü? Melih 4 mü? Evet! Evet. Ben kendimi her zaman hazır tutmaya çalışıyordum. O günde özellikle evet, Sulukas ve Veseli yoktu. Bizim için çok önemli eksiklerdi. Ben de kendimi o şekilde hazırladım. Oyuna ne zaman girersem gireyim, takımım için en iyisini yapmaya çalıştım. O günde şans benim yanımdaydı. Özellikle ikinci yarıda önemli yerlerde arka arkaya üçlüklerle takımıma katkı sağladığını düşünüyorum. Tabii maçı sonunda kazanmak ve benim böyle oynamam benim için çok önemliydi. Dediğim gibi takımım için her zaman en iyisini yapmaya çalıştım. Zagreb maçları da bunlardan biriydi. 9 Mart'ta ise Fenerbahçe Baskonya'yı konuk edecekti. 9 Mart Fenerbahçe taraftarlarının Dünya Obra Günü olarak kutladığı Sarı Lacivertli ekibin baş antrenörü Jelko Obradovic'in doğum günüydü. Maçın öncesinde dünyaca ünlü antrenörün yeni yaşı, teknik ekip ve oyuncuların katılımıyla Jelko Obradovic'in ofisinde kutlanıyordu. Karşılaşma öncesinde ise Sarı Lacivertli taraftarlar Jelko Obradovic sahaya çıktığında yaptıkları tezahüratlarla Obradovic'in doğum gününü kutluyorlardı. Sarı lacivertliler Sulukas ve Yudoh'un sakatlıklarından dolayı forma giyemediği maçta rakibine 79-74 kaybediyor, karşılaşmanın ardından Jelko Obradovic teknik ekip ve oyuncularla buruk geçse de doğum gününü verdiği özel yemekte kutluyordu. Yeah, okay. You know, I never like to talk about some personal things, and after this game I invite the people to come because I prepare to be everybody together one night, and I'm very happy that it was very nice atmosphere, and also in that time I talked to players trying to explain to them that we lost one important game, but there are a lot of games in front of us to continue, and coming the more important thing that is playoff, of course. So it was very nice, we stay everybody together, and I was very happy that it was really very, very nice atmosphere in my birthday. Even we lost one important game. Evet, aslında maçtan önce de bu kutlamanın olacağını biliyorduk. Belki biraz aslında bize kutlamalar çok fazla yaramadı bu sene. Ne zaman bir şey kutlasak maç iyi geçmedi. Ama bu da gerçekten bizim için çok önemli. Yani o maçı kaybettik, yemeğe gittik. Yemekte herkesle birer birer o kadar güzel konuştu ki bu takım için çok önemli. Yani her oyuncu için çok önemlidir. Çünkü moralmen düşüyorsunuz ve maçtan sonra öyle bir yemekte tekrardan motive olmak, toparlamak bizim için çok iyi oldu, çok iyi geldi diyebilirim. 26. haftadaysa Fenerbahçe, Almanya'da Brose Bamberg deplasmanındaydı.
Maçın ilk çeyreğinde Bogdan Bogdanovic bir savunma pozisyonunda yere düşüyor ve çektiği acı ekranlara gelirken sarı lacivertli renklere gönül veren herkesin aklına sezon başında geçirdiği ve uzun süre sahalardan uzak kaldığı dönem geliyordu. Maçın ardından yapılan kontrollerde ise Bogdanovic'in sakatlığının ciddi olmadığı ve bir haftalık dinlenme süreci sonrasında sahalara döneceği açıklanıyordu. If I can remember that game, I think I started off shooting pretty well, and I seen that Bogdan went out, and you know we really need him in scoring, so I had to pick it up, you know, because I was basically one of the other scorers that can do that. So I just was being aggressive, and then we was able to build a league, and they was coming back, and I think I made some shots to fight them off. 27. haftada Fenerbahçe, playoff'a kalma şansı bulunmayan Maccabi Tel Aviv'i konuk ediyordu. Sarı lacivertli ekip de sakatlar kervanına omzundan sakatlanıp Anadolu Efes ve Real Madrid maçlarını kaçırmak zorunda kalacak olan Luigi Datome ekleniyordu. Maçın Fenerbahçe açısından en güzel görüntüsü 3. çeyreğin sonunda Naneli'nin Vezeli'ye gönderdiği uzun pas olsa da Fenerbahçe, Maccabi'nin son saniyedeki mucizevi basketiyle sahadan 81-79 mağlup ayrılıyordu. It felt heartbreaking because we were short on guys and we were up the whole game, kind of controlled it. And they came back off of a few mistakes we made. And it was a heartbreaking loss because we were supposed to win that game and it would have helped us enter the fourth seed of the playoffs and have home court advantage. Maccabi Tel Aviv yenilgisine rağmen Fenerbahçe, bitime 3 maç kala playoff turuna yükselmeyi garantiliyordu ancak sezonu hangi sırada bitireceği henüz belli değildi. 28. haftada Anadolu Efes'e konuk olan Fenerbahçe son bölümde maça ortak olsa da sahadan 80-77 mağlup ayrılıyor ve sıralamada 4. sırada kalıyordu. Yes, but it was tough loss, especially because we lost against them I think in cup also, so it was two losses in a row and nobody likes to lose two games against same team in a row, you know, so especially coach. So it was really tough after that and we had many meetings, many practices. I remember that. I don't remember game, but I remembered meetings and it wasn't fun, but we succeeded to overcome everything and finally to do the job we wanted. 29. haftada Real Madrid'le deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe rakibine 61-56 kaybederken bu mağlubiyet son hafta öncesinde sarı lacivertlilerin Baskonya Vitoria ve Anadolu Efes'in averajla gerisine 7. basamağa düşmesine neden oluyordu. I mean we knew that it's going to be Panathinaikos or Olympiakos. We knew for sure that we go to Greece. And we was just waiting. We was hungry and we was waiting regardless who it is. We had ups and downs in the seasons. We have injury, but we was just waiting. Whoever come was ready for a war, for a fight. Fenerbahçe normal sezonun finalini ise Barcelona ile yapıyordu. Sarı lacivertliler rakibini 68-65 yenip diğer maçların sonuçlanmasını ve hem sıralamadaki yerini hem de playoff turundaki rakibini beklemeye başlıyordu. Son haftaya girilirken Fenerbahçe ile aynı galibiyet ve mağlubiyet sayıları bulunan Anadolu Efes ve Baskonya Vitoria maçlarını kaybedince Fenerbahçe 18 galibiyet 12 yenilgiyle normal sezonu 5. sırada tamamlıyordu. İlk kez uygulanan tüm takımların birbirleriyle karşılaştıkları format tüm takımları olduğu gibi Fenerbahçe'yi de çok zorluyordu. Bogdanovic. Bogdanovic üst üste ikinci basketini buluyor. Bogdanovic. You know, you always try to care about everything. We make schedule playing in Spain. First of all, the difference, it was 2 hours. And if you understand that you start the game like playing at home 11 o'clock in the night, it's not same. But you never like to have this like excuse. You know, you think about everything, but finally it was really bad experience, especially this game against Baskonia, because the reaction of the players during this game, it not was normal. And after that we discussed between us, staff and everybody and we believe that also this it was very important, different of the time. Fenerbahçe'nin playoff turundaki rakibi ise normal sezonu 4. sırada tamamlayan Panathinaikos oluyordu.
Panathinaikos baş antrenörümüz Jelko Obradovic'in uzun yıllar çalıştığı ve önemli başarılara imza attığı takımdı. My feelings always very very tough and very difficult. I say many times that I will really never like to play against Panathinaikos game like that, that it was playoff game or let's say games that there you win, if you win you continue, if you lost you're out. But happened like that, so it was very very tough for me, but like every another game I tried to prepare myself and the team to play possible best basketball and we play very good against Panathinaikos. Sarı lacivertli oyunculardan Pero Antic ve Kostas Sulukas da kariyerlerinde daha önce defalarca Panathinaikos'la karşı karşıya gelmişlerdi. Bu kez ise Fenerbahçe'nin Final Four'a yükselebilmesi için saha dezavantajını avantaja çevirmesi gerekiyordu. When we lost the home court advantage, I think it was a very tough moment because we fight, I don't know, 5-6 months for this. And last games, we kicked this, we lost this. It was very tough, but I tell you that everybody in the team believed that because we are, if we are healthy, we have the quality, we have the talent to go and to make what we want. I was feeling good. I don't like them. I respect them, but I don't like them. I know Coach Obradovic has a very good history with them, but that's on the side. You know, it's Fenerbahce time, so I don't care nothing about them. It's only Fenerbahce in my heart. I mean, the atmosphere over there. You know, respect for the fans. We don't have good future. They always make good atmosphere very difficult for the other team, and just give them boost to the home team. You know, but our players was ready. Some of us who didn't play, we support from the bench. We play like team basketball, we was lucky that we was all healthy. Like Bogdanovic say, when we are healthy, it's difficult to play against us. Sarı lacivertlilerin önünde playofflara hazırlanmak için yaklaşık 2 haftalık bir ara bulunuyordu. Bu süreçte sakat oyuncular iyileşmiş ve Fenerbahçe playoff turuna tam kadro olarak hazırlanıyordu. It was tough. The season was tough because all of players. Every player was injured in some part of the season, and going to the playoffs with the full roster was great, and to get ready, you know, all the players and everybody to be ready for the games, it was perfect. Yeah, despite a season where a lot of injuries happened, not any big one, but a lot of minors that didn't allow us to work in a proper way. We arrived for the playoff in the best way as possible because everybody was healthy. Most important thing, we could practice a lot and have a full week of good practices all together, and that affected us our game. So we arrived against the Panathinaikos in the best moment as possible, and then of course we did it also on the court. In that moment, I think started the best part of our season, and I'm glad that it arrived in the best, in the most important part of the season. As I said before, just right before the playoffs, that our biggest advantage is when we are full in full roster. Because coach know how to play with us, and he know how to control the game, to play against opponent, and we are really unpredictable team when we are as a 12. Playoff turunda serinin ilk maçı 18 Nisan'da oynanıyordu. Taraftar desteğini arkasına alan Panathinaikos karşısında Fenerbahçe serinin en kötü ilk yarısını oynuyordu. Devreye 14 sayı geride giden Sarı Lacivertliler, 3. çeyreğin başından itibaren sergilediği iyi performansla rakibi karşısında psikolojik üstünlüğü de eline geçiriyordu. Bogdanovic, 3 sayı katmış Bogdanovic. Bogdanovic, 3 sayı katmış Bogdanovic. İkinci devrede rakibini 16 sayıda tutan Fenerbahçe sahadan 71-58 galip ayrılıyor ve saha dezavantajını bu galibiyetle avantaja çevirmeyi başarıyordu. Fenerbahçe'de Bogdan Bogdanovic 23 sayı, 5 rebound, 4 asist ve 3 blokla yıldızlaşıyordu. What happened exactly is that some days before this series against Panathinaikos, we play over here
game against Gaziantep. In halftime, it was 24 points for them. Teams go out and our fans, they help a lot the team. Nobody say any bad word against us. Everything, it was absolutely different, positive. So I used this in the Athens after first half, that we also play very bad. And I say, guys, you must remember this, how it was reaction of our people, how they tried to help you, how they trust you. And this is not the way to play. We play to go to Final Four, so we must change. We must understand the quality that we have and to go out and to try to fight, at least. And we play really very, very good second half. If I remember, Panathinaikos score in both quarters just 8 points. Playoff ikinci maçı bir kez daha Oaxaca'daydı. İlk çeyrekte Panathinaikos farkı kısa sürede çift hanelere taşısa da Fenerbahçe rakibini yakalıyor ve maçın kırılma anlarının tamamındaki başarılı oyun planıyla Panathinaikos'a tıpkı ilk maçta olduğu gibi serinin kontrolü bende mesajını vermeyi başarıyordu. Judo, Sarı lacivertliler Bogdan Bogdanovic'in 25, Ekpe Yudoh'un da 22 sayı attığı karşılaşmadan 80-75 galip ayrılıyordu. Bu aynı zamanda Türk Hava Yolları EuroLeague tarihinde playoff turlarına saha dezavantajıyla başlayan bir takımın ilk kez ilk iki maçı kazanması anlamına geliyordu. I mean, I think they also made a mistake because they were thinking that fans are going to win the game, you know. They thought that only if we come there, we're gonna see the fans and we're gonna be, you know, we're gonna surrender, we're gonna say, okay, you go to the Final Four, we don't want to go. And I think that was their mistake. We went out there, especially I think those guys who were playing in those kind of atmospheres. Bogdan played amazing, he was MVP of that month, and Ekpe was also incredible. I was also pretty good, to say, not to be humble. But we showed one great character, and also I think one turning point was that CSKA game, and second turning point for sure was that Panathinaikos game when we were down in the first half, I don't know, 14 points or 12 points, and after that we won the game, I don't know, also by 10-12 points. So we overcome everything and we showed that we are one great team, we have great personalities, great character, and after that, everything is history. Fenerbahçe'de ilk iki maçın en skorer oyuncusu ve galibiyetlerin mimarı Bogdan Bogdanovic ise hem playoff turunda ilk iki maçın en değerli oyuncusu hem de daha sonra Nisan ayının en değerli oyuncusu seçiliyordu. First of all, I think we play as a team, and in that moment, in that period of the season, I step up a little bit more. Then after, as you can saw. On the Final Four, they a little bit move focus on me, and we have, as I said, many capable players to do many things, many great things. So it was Judo in that period, Kalina also, everybody. 18 ve 20 Nisan'da oynanan maçların ardından serinin 3. maçı Sarı Lacivertli ekibin evi Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacaktı. Avrupa basketbolunun kulüpler bazında en önemli organizasyonunun playoff serisinde Fenerbahçeli taraftarlar salonu bir kez daha tıklım tıklım doldururken seyirci desteğini de arkasına alan Fenerbahçe mücadeleye harika bir başlangıç yapıyordu. Devreye 37-30'luk üstünlükle giden Sarı Lacivertliler, Panathinaikos'un maçın içinde kalmasına izin vermeyerek sahadan 79-61 galip ayrılıyor ve seriyi 3-0 kazanarak adını üst üste 3. kez Türk Hava Yolları EuroLeague Final Four'una yazdırıyordu.
Karşılaşma sonrasında baş antrenörümüz Jelko Obradovic'i ilk tebrik eden isimse Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım oluyordu. Support of President, it was like always. No, not just after this this series against Panathinaikos. All the time that I'm over here, all this all 4 years, always it was with us and always try to support the team. So I'm very thankful to Mr. Aziz Yıldırım for everything they're doing for us. Talking about great organization, and I want to repeat one more time. Everybody, we are over here because of him. He gave me opportunity to work with the players in the way that I believe that is good, and his support is something that is very, very important, of course. Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Türk Hava Yolları Euroleague macerası sona eren Sarı Lacivertliler bu kez rotasını İstanbul'un diğer yakasına çeviriyordu. Yeah, but okay, somehow, you know, you try to be relaxed. This kind of pressure that everybody tried to put on our shoulders before the start season, talking that Final Four is Istanbul and Fenerbahce must be, things like that. And it was same two previous years, you know. Fenerbahce now is the club that have big respect all over the Europe, and this is our biggest victory. So in momentum that, you know, everybody tried to put the pressure on you, it's good to find some way to joke and to relax. This that I always try. Evet, ilk sene Madrid'deydi. İstemediğimiz bir şekilde Madrid'de kaybettik. Ondan sonra Berlin'de son saniyede kaybettik ve 3 sene üst üste İstanbul'da kupayı kaldırmayı başardık. Tabii çok önemli bir süreçten geçtik. Hiç kolay maçlar oynamadık. Kolay bir sezon geçmedi bizim için. Ama hem İstanbul'da olması hem muhteşem bir atmosferde olması bizim için çok önemli. Ve burada seyircimizle kendi ülkemizde kupayı kaldırmak bizim için çok özel. It was a great experience having the Final Four in Istanbul. You know, a lot of love from the fans and support from all of Turkey. You know, it really felt like home games, you know, as it was. You know, it wasn't a far drive and we stayed right by Sinan Erdem Arena. It really felt like a home game, and having the fans there and everybody support us and want us to win. Yeah, it was really easy to play in there. Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon son topta kaybettiği CSKA Moskova ile Olympiakos karşı karşıya gelecekti. I wanted. We were talking a lot about our opponents, but honestly, I wasn't sure that I like CSKA in the finals. I would prefer them in semifinals because that final game, as hard as it gets, if you play against the same team that beat you last year, for sure it's even harder. But I think how we played, how we were behaving, how we looked in Sinan Erdem, I think that any opponent in that moment would have a lot of trouble with us, because we were really amazing. We won those two games like you know, it's the beginning of the season. Like we were amazing. So that's why I think whoever was on the other side of the court, they would have a lot of problems with us. Playoff turu karşılaşmaları sonrasında Türk Hava Yolları EuroLeague Final Four'una hazırlanma süreci olarak Fenerbahçe'nin önünde 23 günlük bir süre vardı. Sarı Lacivertliler bir yandan Avrupa'nın en zorlu ligleri arasında gösterilen Sportoto Basketbol Süper Ligi'ndeki normal sezon maçlarını oynuyor, bir yandan da hedef Türk Hava Yolları EuroLeague Final Four'una tıpkı Panathinaikos serisi öncesinde olduğu gibi tam takım olarak hazırlanıyordu. The preparation period. I think we pretty much limped into the playoffs, you know, losing the last couple games we had in the regular season of EuroLeague, and we got healthy at the right time, and you know, we're a veteran team, so guys really started to focus, and we locked in, and we went over there and we stole the first one, and we seen that it was possible that we could steal the second one, so we was pretty motivated. 19-21 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Türk Hava Yolları EuroLeague Final Four organizasyonundan 2 gün önce Sarı Lacivertliler takımların kamp yaptığı otele yerleşip artık son hazırlıklara başlıyordu. Rakibimiz belli olduktan sonra bizim zaten Real Madrid'le daha önce oynadığımız maçların da ötesinde geçen seneden gelen aynı kadro ve aynı koçla aynı yapıyla gelen bir takım var. Ona ilişkin hazırlıklarımız ta biz 1,5 sene öncesine kadar giderek oradaki eksikler, bizim yaptığımız detaylara karşı onların hazırlıkları, bizim yaptığımız düzenler gibi ufak detaylara kadar hemen her şeyi orada hazırlamaya çalıştık. Yes, we prepared the Real Madrid game
But at the same time, we took an eye on CSKA and Olympiakos semifinal because either winning or losing, we would match on one of those teams. But of course, we spent the most energies in Real Madrid. Da, pa posle utakmica sa Panathinaikosom koje smo odigrali na tom nivou na kome smo odigrali vrhunski, mislim da je za trenere, pre svega za Željka, bilo mnogo lakše spremiti obzirom da smo da su igrači dobili jedno veliko samopouzdanje i veru u sebe. Mislim da im je pao jedan kamen sa srca pritiska u odnosu na to da treba da budemo na Final Fouru i da je posle toga sve bilo lakše. Što se na Final Fouru pokazalo da smo odigrali na način kako smo odigrali, ubedljivo, izvanredno, tako da ništa specijalno što se tiče nekih priprema, ne. Sarı lacivertliler yerli ve yabancı basının ilgisinin çok yüksek olduğu son antrenmanlarını ise Sinan Erdem spor salonunda yapıyordu. Of course, I think I'm speaking for everybody that the losing the Final Four in Berlin was tough, and it comes to our minds every day, and especially coach telling us about two seconds can win the trophy and can lose. So we had the reminder from coach all season, but even without it, I think everybody would have it on mind, and you know it was big motivation for us during the season and especially for the Final Four. Ve maç günü. Final Four organizasyonu öncesinde Fenerbahçeli taraftarların satışa çıkan biletleri günler öncesinden tükettiği ve salonda ciddi sayıda sarı lacivertli taraftarın olacağı konuşuluyordu. Herkesin merakla beklediği bu sorunun cevabı ise yarı finalin ilk maçı oynanırken alınıyor ve Fenerbahçe neredeyse Real Madrid maçına Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gibi çıkıyordu. İnanılmaz bir histi. Özellikle otelden daha çıkmadan ilk maçı izlerken tribünden Fenerbahçe sesleri duyuyorduk maçı izlerken, daha odamızdayken. Bu gerçekten insanın tüylerini diken diken ediyor. Çok fazla rastlanmayacak hisler bunlar. Bize tabii ki de çok ekstra katkısı inanılmaz oldu. Bütün sene ve özellikle Final Four'da ve salona giderken de yolda seyircilerin durdurup bizi desteklemesi takım için çok önemliydi. Yarı finalin ilk maçı CSKA Moskova ve Olympiakos arasında oynanırken, tıpkı 2012 yılındaki Final Four'da olduğu gibi Yunanistan temsilcisi son dakikalarda yaptığı geri dönüşle CSKA'yı 82-78 yeniyor ve adını finale yazdırıyordu. Dünyanın en güzel takımı başkanımız Aziz Yıldırım tarafından soyunma odasından sahaya uğurlanıyordu. Saatler 21.30'u gösterdiğinde Fenerbahçe üst üste ikinci kez finale yükselebilmek için normal sezonu zirvede bitiren, playoff turundaysa Darüşşafaka doğuşu saflaşı bırakan Real Madrid'le karşı karşıya geliyordu. Sarı lacivertli taraftarların uzun süre hafızalardan silinmeyecek desteğiyle parkeye Ali Muhammed, Bogdan Bogdanovic, Nikola Kalinic, Jan Vezeli ve Ekpe Yudoh ilk beşiyle çıkan Fenerbahçe, maça hücumda ve savunmada sergilediği agresif performansla iyi başlayıp ilk çeyreği 21-13 önde tamamlıyordu. İkinci çeyrekte potasını 4 dakika boyunca kapatan sarı lacivertliler farkı 13 sayıya kadar yükseltirken devreye 44-34 önde gidiyordu. Real Madrid 3. çeyreğin başında arka arkaya üçlüklerle maça yeniden ortak olmaya çalışıyor. Sarı lacivertli oyuncularsa yüksek konsantrasyon ve azimleriyle farkı yeniden çifthanelere taşıyordu.
Son çeyreğe 63-50 önde başlayan Fenerbahçe, Real Madrid'in kendisini yakalama çabalarını iyi oyunuyla başa çıkartıyor ve sahadan 84-75 galip ayrılarak adını üst üste ikinci kez Türk Hava Yolları EuroLeague'de Final Four'a yazdırıyordu. Maçın ardından sarı lacivertlileri ilk kutlayanlar, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri oluyor. Oyuncular ve teknik heyette gözler final maçına çevriliyordu. Yeah, well, I think we had experience from last year final four. So we stayed more focused, more we didn't get so excited. We won the game, but we were thinking only about finals. I think last game we made a mistake. That we were thinking, okay, we won semifinal, and now we were celebrating. We were too relaxed. This year it was different. We know that we didn't finish the job. That we had 40 more minutes to finish the season in a glorious way. So we stay focused. We stayed in hotel. Of course, you can't sleep after that. After those kind of games, we were incredible. I can't find any more adjectives to describe our game. But I think really. We showed an amazing performance in Final Four, and of course we couldn't sleep. We tried to relax, to listen to some music. At least I did, you know, something to relax myself. We went to the cold tub, and it was really fun. And that next day, everybody talking about Real Madrid. You're only thinking about Olympiacos, and you want just. I was joking with the teammates. After Real Madrid game, and they was, oh, you played 38 minutes. I said, I don't care. I want to play now. I want to play now 40 more minutes. And we couldn't wait for that game. We were so anxious and so nervous that we wanted to finish immediately. You know? So we were just waiting, and it was really great feeling. Bir günlük aranın verildiği Final Four organizasyonunda 20 Mayıs'ta ise Sarı Lacivertli ekibin Birleşik Amerikalı oyuncusu Ekpe Udoh'un doğum günüydü. Yudoh'un doğum günü Sarı Lacivertli ekibin kamp yaptığı otelde kutlanıyordu. Türk Hava Yolları EuroLeague normal sezonunun ödülleri sahiplerini İstanbul'un eşsiz manzarasının eşliğinde Çırağan Sarayı'ndaki özel gecede buluyordu. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerimizin de katıldığı gecede normal sezonun en iyi ilk beşine seçilen Fenerbahçeli Ekpe Udoh ve Bogdan Bogdanović ödüllerini alıyordu. Ve büyük gün, final günü. Fenerbahçe'nin Türk basketbol tarihine adını altın harflerle kazımak için sahaya çıkacağı 21 Mayıs Pazar günü. Sabahın ilk saatlerinden itibaren sadece İstanbul'da değil, bütün Türkiye'de heyecan doruğa çıkıyordu. Generally, Final Four climaxes, you know, I cannot sleep nights. I think a lot what I have to do in the court. I think about individual, you know, preparation. I try to have my myself, you know, a little bit calm, but I cannot. So I'll tell you the truth, I was anxious, and one more reason was because I play against my ex-team, you know. But I had 2 days to think about this, and the only thing that I can do is to do my job in the court. Also coach come to me that moment and said to me that you are experienced, you know what to do for these games. Last season, CSKA Moscow, I realize I'm not nervous like I was before, and I didn't feel that we can lose it one more time. I don't like to meet the opponent's player also before the game, or sometimes it happened that during the shoot around you have to cross, but I don't like to spend any words with them. I like to be focused on myself, on my team. And so every time something like that was happening, I don't remember if it happened, but I tried to not to have even a eye contact with them, just looking on my way, thinking about my goals, and not even saying hi to them.
Final gününde şut antrenmanı için Sinan Erdem spor salonuna giden Fenerbahçe, otele döndüğünde ise öğle yemeği öncesinde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım, Kaptan Melih Mahmutoğlu, Genel Menajer Mauricio Gerardini ve takım menajeri Cenk Renda ile bir araya geliyordu. He was extremely supportive when it counted. I always believe that you evaluate people and organization better in the down times than in the better times. And we had a very struggling moment. Things were not really clicking. We had injuries. We were far from being the brilliant team that we were all wishing to be. And the president came to our hotel, sat down with Coach Obradovic and myself, and he was very, very simple in his message. He said, "Hey, don't put your head down. Trust what you're doing. Trust, you know, the let's say veteranship that you have through these kind of situations. The club is behind us and will always be behind you." And the club will always stand with whatever you decide to do through the process. And he was, you know, very, very calm. He was really injecting confidence to the point that basically in the most delicate for us moment of the season, he offered coach, the staff, myself to extend the contract for 3 more seasons. And that's an amazing sign for a club to be in full support of the people that they trust. And that was, I think, an amazing quality moment of our season and probably emotionally the turning moment of our season. Başkanım bize her zaman gibi güveni tamdı. Ve yine aynı şekilde bize inancı sonuna kadar olduğunu söyledi. Kaybetseniz de kazansanız da ben sizin hep yanınızdayım. Ve takıma sonuna kadar güvendiğini söyledi bana. Çok gerçekten bunlar özel hisler. Maçtan önce başkanın gelip bizle, benle konuşması, takıma ne kadar güvendiğini ve her zaman arkasında olduğunu söylemesi bizim için çok önemliydi. Ben de bunu takıma ilettim. Maçtan önce de soyunma odasına da bize başarılar diledi. Bunlar çok güzel şeyler. Maçın başlama saatine yaklaştıkça tüm Türkiye'de final maçının coşkusu yaşanıyor, ülke çapında birçok belediye, meydanlar ve parklara kuracakları dev ekranlardan maçın yayınlanacağını açıklıyordu. Fenerbahçeli taraftarlar kurulan dev ekranlarda maçın heyecanını yaşamak için hava atışının yapılmasına uzun saatler kala toplanıyordu. Mücadeleye 2 saat kala Fenerbahçe kafilesi otelden Sinan Erdem spor salonuna doğru hareket ediyordu. Taraftarlar yol boyunca takımı yalnız bırakmazken oyuncular otobüsün içinde maça konsantre oluyorlardı. Emotions was a pretty mixed because a little nervous and a little excited at the same time because last year we was in that position before, and I was remembering that game from last year, how hurt and devastated I was when we lost. And I was just trying to put myself in a mindset to not put us in the same position where the game is close or we're down and we have to come back and fight, you know, to get back in the game. So my mindset was pretty much to get up, to get a lead and keep that lead and maintain it and fight the whole game. Kafile salona ulaştığında sarı lacivertlileri soyunma odası koridorlarında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım ve yöneticilerimiz karşılıyor, başarılar diliyordu. Ben herkese inşaat ediyorum.
CSKA Moskova'nın Real Madrid'i 94-70 yenerek Avrupa üçüncüsü olduktan sonra Fenerbahçe ısınmak için sahaya çıkıyordu. Sabırsızlıkla maçın başlamasını bekleyen taraftarlarımızın desteği sarı lacivertli oyuncular parkeye çıktıklarında daha da artıyordu. I was like, man, this is the Final Four. This is the EuroLeague Championship. I'm so excited and blessed to be able to play in this type of game. I was ecstatic. I was really excited and honored to play in the championship of the EuroLeague Final Four. Baş antrenörümüz Jelko Obradovic ise soyunma odasında oyunculara yaptığı konuşmada "Burada niçin olduğumuzu unutmayın." diyordu. Bir antrenör olarak içimdeki en büyük istek hepinizin harika bir iş yapması. Hazır olun. Takıma yardımcı olmaya hazır olun. Ve bugünkü hedefimizin ne olduğunu unutmayın. Ve beklenen an geliyordu. Fenerbahçe Olympiakos finali başlıyor. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı sarı lacivertli ekibin şampiyonluğu kazanması için desteğini en üst seviyeye çıkarıyordu. Karşılaşmanın başında oyunun kontrolünü eline geçiren, hücumda topu iyi paylaşan, savunmada da iyi yardımlaşan sarı lacivertliler ilk çeyreği 26-18, devreyi de 39-34 önde tamamlıyordu. Nikola Kalinic bir tane daha mı? Evet öyle! Nikola Kalinic 3-3 oldu 3 sayı çizgisinin gerisinden. Bogdanović. 3 sayılık basket. Bogdanović kafasını sallıyor. Ve siz bunun ne anlamı geldiğini çok iyi biliyorsunuz. İlk devreden akıllarda kalan en kötü konuysa son dönemde takımın en formda isimlerinden Bogdan Bogdanović'in 3 faul alıp bu konuda problem yaşamasıydı. Don't be stupid. No, I mean he say that all the time for those stupid fouls we do. But that was really bad move. But you know, the game is alive and mistakes are part of the game. Kalinic'in sırtı dönük oyunu. Yardım geldi. Dışarı çıkardık. Kostas Lukas 3 sayılık isabet. Müthiş mücadeleyle başlayan 3. çeyreğin ilk 5 dakikasını 49-42 önde geçen Fenerbahçe daha sonra ipleri eline alıyor ve son çeyrek öncesinde ise farkı 12 sayıya çıkarıyordu. 4. Cicida Tome 3 sayılık basket. Cicida Tome. Köşeyi buldular Kostas Papanikolaou. Bir blok daha. Epe Yudo inanılmaz savunuyor potayı. Duvar ördü, duvar. Dışarı çıkardı. Antic'i gördü çünkü. Antic! Molaya aldı. Son çeyreğin hemen başında fark 18 oluyor ve Fenerbahçe bir daha arkasına bakmıyordu. Artık şampiyonluk şarkıları sadece Sinan Erdem spor salonunda değil,
tüm Türkiye'de ve Fenerbahçelilerin olduğu her yerde söylenmeye başlıyordu. Yapışır sana. Sulukas çemberin iki tarafında Tome. Haydi olsun. Olsun. Al şu topu içeri çember. 20 olsun. Devam da abi. Bir de yıldız geri var. Atım yok. Geri atım yok. 80-60 bin. Fenerbahçe 3 kez Avrupa şampiyonu Olympiakos gibi bir rakibe maçın hiçbir anında kazanacakmış hissi vermeden parkeden 80-64 galip ayrılıyordu. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fenerbahçe Avrupa şampiyonu. Avrupa! İnanılmaz bir sahne İsmail. Erkekler basketbolunda bir tarih yazıyoruz. Bu kupa ilk kez Türkiye'ye geliyor. Başta Sinan Erdem spor salonu olmak üzere meydanlar, caddeler, sokaklar ve evler bayram yerine dönüyordu. Fenerbahçe tarihi bir zafere imza atıyor, Avrupa'nın en büyüğü olmayı başarıyordu. Emek, özveri, alın teri Avrupa'nın en büyük kupasıyla taçlanıyor, Fenerbahçe Türk basketbol tarihini yeniden yazıyordu. When we won, it was somewhat of a surreal feeling, you know, because that feeling escaped us last year, and that failure last year, it kind of hurt it so bad. And this year to win it, it was like, oh man, we finally did it. You know, we could have been like almost seconds away from being back-to-back champs, but to win this year was it was that much more satisfying. I can't even describe the feeling. It's just one of the best moments in like my career, you know, in sports. It felt great. It was great. I mean, the way we won it, winning with the margins we did, kind of took away from it, I guess, because I was expecting with the game how it went last year, more close, you know, tougher match. But you know, we started clicking at the right time, and we were able to win, you know, both the semifinals and the championship. Undescribable, and really, I was talking to media after the game, and I really didn't have words to say, and you know, we fought for this 3 years here, what I'm here, and it's amazing, you know. Finally, you can say, you know, finally we did it, and we made it happen. So I was very happy, you know, that we made it in Istanbul, and really, I cannot describe it. I mean, after the game, maybe it was a moment that you still don't realize. You see, everybody is is celebrating, and of course, I was celebrating too. But I think the day after and the day after again, it was understood more what it was to be EuroLeague champions. It was our target, my target when I signed for Fenerbahce. It was a long, long, long way, two seasons. We all remember how the last Final Four ended, so a lot of sadness that we kept inside to have this fire working every day to arrive in the same position. I hope to finish the game in a different way. But it's such an amazing feeling to be part of history, to be part of one of the best European basketball team of this year. And I'm feel so grateful and so happy and so proud to be part of this. I remember right now every single second, and till now when I wake up every single morning, I have like snapbacks of that moment, and
It was really happy and unbelievable moment for everybody of us. It's very obvious that I'm very happy and proud because we achieved the main goal that we set for from the first minute of you know of the season. Previous Final Four last year, how we lost the trophy for me was very tough. You know, I think about this until now because in these games you need a little bit of luck also to achieve to win these games. We were in an amazing form last days and Turkish League and EuroLeague games, so I was believing ourselves. Yeah, I felt like one great stone, one great rock. I threw it from my heart, from my shoulders. You know that really it hurt. That last year final losing that kind of way. Okay, we were. I can't say terrible, but we were bad in the whole Final Four in Berlin. I must always compare these two Final Fours because there we won against Baskonia in semi-final, but they had a shot for victory. They missed, but next time Hryapa scored, so it wasn't only luck because one time they're gonna miss, one time they're gonna score. So we were really happy, we were excited, we were euphoric, everything. One job that you were preparing yourself for 2 years, I mean your whole life, but especially in the last 2 years that every practice, every day you come here to work on that and to talk about EuroLeague, winning EuroLeague, all the fans are talking that you can become a first Turkish champion in history. So it was so we were so blessed to be there at that moment and one memory that's gonna stay for me for the whole life. We won with Serbia, we won silver medal on Olympic Games, on World Cup, I won with Red Star many things, but this is so far okay with Red Star also was that Adriatic title was nice, but this was really one feeling that is gonna stay for sure as top 10 memories of my life. Da, za mene je, što kaže, to bilo, ajde, imali smo prošle godine polufinale i finale, ove godine je to, što kaže, podignuto na viši nivo. Pritisak je bio veći obzirom da smo igrali u Turskoj pred našim navijačima, tako da sam osjećao jedan, onako što kaže, veliki pritisak, ali lepo je bilo. I felt dreaming because, I mean, taking the title, working for 4 years in a row, not just the night before, which was long because we spent, I don't know, 5, 6, 7 hours watching games, all the coaches together and individually, some of us. And I felt, okay, we are in the right way. ...217 ülkeden naklen yayınlanan final maçının en değerli oyuncusu ise 10 sayı, 9 rebound, 4 asist ve 5 blokla oynayan Ekpe Yudo oluyordu. It felt great. I was talking to Raphael the other day and asking him, like, man, I don't know if it's hit me yet, you know, and he said it's something that'll hit me down, you know, down the line years from now. You know, when you look back at that list, you know, I'll be on there and I'm forever grateful for that. Tribünler ve tüm Türkiye ile yurt dışında yaşayan Fenerbahçeliler şampiyonluğun coşkusunu yaşamaya başlamışken herkes kupanın kaptan Melih Mahmutoğlu'nun ellerinde havaya yükselmesini bekliyordu. Türk Hava Yolları EuroLeague Başkanı ve CEO'su Jordi Bartomeu,
kupayı Melih Mahmutoğlu'na veriyor ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım, yöneticilerimiz, oyuncular, teknik heyet ve taraftarlar kupa kaptanın ellerinde yükselirken büyük zaferi kutluyordu. Ya gerçekten bu hisler çok farklı. Özellikle benim için, herkes için tabii ki EuroLeague kupasını kaldırmak çok önemli ama benim için çok ayrı da bir durum. Çünkü Fenerbahçe forması altında EuroLeague kupasına ulaşmak herkesin hayalidir ama benim çok ayrı bir hayalim var. Çocukluğumdan beri hayalimdi ve buna gerçekten genç yaşta, erken yaşta sahip oldum. Unutulmayacak hisler. Yani bunları kelimeye dökmek gerçekten çok zor. Bunları önce yaşamak lazım. Bu bana nasip oldu. Fenerbahçe forması altında EuroLeague kupasını kaldırmak bana nasip oldu. Çok çok mutluyum yani. Gerçekten söyleyecek çok kelime var ama bunları dile getirmek çok kolay değil. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım, kupa töreni sonrasında sıcağı sıcağına Fenerbahçe Televizyonu'na duygularını, zaferle ve hedeflerle ilgili düşüncelerini anlatıyordu. 19 senedir başkanlık yapıyorum ve bu süreç içerisinde hep amatör şubelere önem verdim. Erkek baskette bunlardan biri. Geldiğim zaman yani ya 4. 5. oluyorduk. Yani öyle bir yarışma takımımız yoktu. Ama bu amatörlere önem vermemden dolayı onunla yükseltmek için Ülker'le bir anlaşma yaptık. Ve bu Ülker'in desteğiyle takımımızı yükseltmeye başladık. Murat Ülker'e burada ve ailesine teşekkür ediyorum. Çünkü Murat Ülker ve ailesi Fenerbahçe'nin hem basketbol takımına sponsor olarak maddi katkıda bulunmuştur. Hem de şu anda yani Türkiye'de değil, Avrupa'da bile önemli salonlardan birinde olan salonumuzu Ülke Arena'yı Fenerbahçe'ye yaparak hediye etmiştir yani. Bu böyle bilinmelidir. Tabii arkasından Ülke destek sponsor olurken biz yine kulüp olarak destek olduk. Çünkü açık fazla. Yani iyi bugün bir takım 25-30 bin Euro'lar arasında oluyor. Bu 25, mesela bugün CSKA'yı duydum, 42 milyon dolarmış. Yani bu çok büyük paralar tabii. Biz bunu biraz Ülker'le beraber finanse ederek belli bir noktaya getirdik. Şimdi geldiğimiz bu noktada tabii Obradoviç gibi dünya çapında bir antrenörün gelmesi, onun takım oluşturması ve takım içerisinde arkadaşlığın bir takım olarak yani hepsinin malzemecisinden işte efendim oyuncusuna, antrenörüne, yöneticisinden başkanına bir ekip çalışmasıydı. Ve birinci sene biliyorsun Madrid'de 4. olduk. Geçen sene 2. olduk. Finali kaybettik. Son yani mucizelerle finali kaybettik. Bu sene de şampiyon olduk. Şimdi bundan sonra Fenerbahçe'nin hedefi artık tesadüfi şampiyonluk değildir bu. Kalıcıdır. Fenerbahçe eğer bir hata yapmazsa koçuyla, oyuncularıyla iyi bir ekip olarak devam ederse maddi kaynağı da yeni dönemde Doğuş'la beraber bir çalışma yapıyoruz. Sponsor olarak o da bu aileye katılırsa Sayın Perit Şahink bu konuda iddialı ve beraber olursa sponsor olarak veya her türlü desteğiyle Fenerbahçe basketbol takımı bundan sonra da hep bu başarıları kazanır. Nedir bu başarı? Final Four, her sene Final Four'a kalmak. Final Four'da bir derece yapmaktır. Bu 1. olabilir, 2. olabilir. Ama önemli olan her yıl Final Four'a katılmaktır. Biz kız baskette de 6 sene üst üste Final Four'a katıldık. Final Four'da efendime söyleyeyim 1. olamadık, 2. olduk, 3. olduk, 4. olduk. Baskette de bir yere geldi. Türkiye Ligi'ni geldiğim zaman 0 şampiyonluğu varken 12-13 şampiyonluklara ulaştırdım. Ama bir gün bir tokezlediği zaman yani mesela son bu şampiyonlukta kaybettikten sonra herkes sanki bizim yüzümüze karşı amatör şubelere destek olmanın suç gibi işliyorlar. İşlemeye başladılar. Yok efendim işte kazanamıyor, yapamıyor, edemiyor. Önemli olan burada başarının çıta noktasına kadar gidebilmektir. Ha onu kazanırsınız, kazanmazsınız o gün şartlar belirler onu. Kızlarda aynı şey oldu ama erkeklerde bugün başardık. Geçen sene de başarabilirdik, olmadı ama inşallah önümüzdeki yılda Belgrad'da
yine kupayı Fenerbahçe kazandı. Şimdi 217 ülkeye yayın yapılmış. 217 ülkeye yayın yapılmış. 1.2 milyar insanın bu maçları bu Final Four'u seyrettiği söyleniyor. Bu ülkeye bunun katkısını düşündüğünüz zaman bunu paralarla yapamazsınız. Yani maddiyatla bunları halledemezsiniz. Ekonomik olarak çözemezsiniz. Ama Fenerbahçe bugün bunu çözmüştür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki tüm vatandaşlara hayırlı olsun diyorum. Onların şeyleriyle, destekleriyle, yani Fenerbahçe'si, başka takımı tutanların hepsinin bu takıma sahip çıkması lazım. Destek vermesi lazım. Çünkü Fenerbahçe Türkiye'nin yüz akıdır. Ve dünyaya Türkiye'yi tanıtan bir kulüptür Fenerbahçe. Dünyanın her yerinde biz her branşta ama futbol evet kötü olabilir. Bu sene böyle gider. Biz ama bizim yaşadığımız darbeler, biz 2006'dan beri devamlı darbe yedik. Ve biz tam 2006'da 3. şampiyonlukla beraber arkadan 4. zaten 4. şampiyonluğu kazanmıştık 2007'de 100. yılda. Ama o ara devam edecekti. Bizim takım daha iyi olacaktı. Takviye yapacaktı. Hep önlendi. Yani neyle önledi? FETÖ'yle. FETÖ örgütü bunu 2006'da başlayarak önledi. Sonra 2009 Trabzon maçlarına geldiğimizde o yılda yani bir başka takım şampiyon olduğunda Trabzon'la içeride beraber kaldığımız yılda yine FETÖ örgütü bu işlerle uğraşarak şampiyonluğumuzu önledi. Sonraki yıl 2011'de şampiyon olduk. Ne yaptılar? Bu sefer de 2011'de bizi hepimizi hapislere attılar. Metrislere gittik. Ama biz de orada dik durduk cami olarak. Hepimiz neler olduğunu farkına vardık ve onu görüşümüzü, her şeyimizi dile getirdik. Ve memleket elden gidiyor dedik yani. O gün 2010 11 3 Temmuz'dan sonra. Yani Temmuz'un 10'unda 15'inde bu konuşmaları yaptık. Mahkemede bunları dile getirdik. Şimdi biz de bu süreçte iki defa şampiyon olduk. Şampiyonlar Ligi'ne gidemedik. Hem maddi anlamda kayıplarımız oldu. Hem de o süreç içerisinde aldığımız oyuncuları gönderme mecburiyetinde kaldık. Bir kulübün, başka bir kulübün başına bunlar gelseydi veya başkanına, yönetimde gelseydi öyle zannediyorum ki hiçbiri kalmazdı. Bu akşamın tadını çıkaralım. Bütün bu antrenör Obradoviç'e başta olmak üzere yanındaki sporcularımıza, malzemecisinden tercümanına, orada görev alan herkese teşekkür ediyorum. Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun derken taraftarın da bugünkü desteğinden dolayı onlara da teşekkür ediyorum. Şunu bilsinler, Aziz Yıldırım'ın istifa edip gitmesi kolaydı ama bugüne kadar yaptığı işlerin devam etmesini sağlamak zordu. Bunu herkes böyle bilmeli ve bilecektir de zamanı geldiği zaman. Biraz önce konuşmuştuk. Mahcup etmedi oyuncularımız bizi. Kutluyorum kendilerini ve nice şampiyonluklara inşallah. Hep beraber. Çok önemli bir kupa alındı ve hakikaten buraya kolay gelinmedi. Başta daha belki Murat Ülker olmak üzere bütün buraya emeği geçen maddi manevi herkese teşekkür etmek lazım. Biz yönetim olarak bu çocuklara her zaman arkasında durduk. Ve Final Four'da 2 kere, 3 kere, 4 kere her zaman dolacağımıza inanıyoruz. Ve Obradoviç çok büyük bir iş yaptı. Hakikaten çok büyük iş yaptı. Onun için herkes eğlenmeye hakkı var yani. Vallahi çekim de dedik ki yolumuz Sinan Erdem. Boğaz'ı geçeceğiz, o kupayı alacağız dedik. O kupayı aldık. Ben özellikle çok büyük Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir destekler. Sayın Başkanımız bizi bu sene uçurumun kenarından aldı. Her düştüğümüz elimizden tuttu. Bu kupayı da ona hediye ediyoruz. Vallahi sonunda Avrupa şampiyonluğunu aldık iki kere. Bir kere üçüncülük, bir kere ikincilik, şimdi birinci olduk. İnanılmaz duygular içindeyiz. Taraftarlarımıza, camiamıza, ülkemize hayırlı olsun bu şampiyonluk. İnşallah bundan sonra aynı şekilde devam edecek Final Four'lar, şampiyonluklar. Ses kalmadı, çok özür diliyorum. Çok mutluyuz. Herkese armağan olsun. Nihayet beklediğimiz şampiyonluğu aldık. Bütün camiamıza, oynayan herkese hayırlı olsun. Türkiye'ye hayırlı olsun bu kupa. Bu anı yaşayacağımıza inanmıştık değil mi? İnanmıştık. Biz bu anı yaşayacağımıza inanmıştık. Bu sene iyi gidiyorduk. Real Madrid maçında inandık. Burada da inandık. 15 sayı farkla en az biteceğine inanıyorduk biz. Oyuncularımıza da güveniyoruz. Hepsi çok iyi oynadı. Herkesi tebrik ediyorum. Camiamıza, ülkemize hayırlı olsun. Evet, bütün Fenerbahçelilere hayırlı olsun. Bugün Fenerbahçe bayramı. Kutlu olsun. Doyasıya kutlayabiliriz evet, değil mi? Evet, kutlayacağız. Teşekkür ederiz hepsine. Yani kelimelerle anlatmak mümkün değil. Yani bu anı bize yaşatan
tüm ekibe, sporcuların hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Türkiye'ye şimdiye kadar gelmiş en büyük kupa. En büyük kupayı Türkiye'ye getirdik. Şu ana kadar Türkiye'ye bundan daha büyük bir kupa gelmedi. Hepsinden binlerce kere teşekkür ediyorum. Söyleyecek söz bulamıyorum. Çok söyleyecek fazla bir şey yok. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Sporcularımıza, yönetimdeki arkadaşlarımıza, taraftara çok teşekkür ediyoruz. Onlara armağan olsun. Mükemmel bir başarı. Çok çok keyifliyiz. Tebrik ediyorum. Dünya basketbol tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı antrenörleri arasında bulunan Željko Obradović ise kariyerinin 9. EuroLeague şampiyonluğunu yaşıyordu. Special feeling of course, you know, behind this that we are the European champion, it was hard work. Not only last 2 years. I believe that this club doing a lot of things in the past to come in this situation. Finally, this generation of the players found a way to go to Final Four 3 years ago. After that, we take some decisions that it was very tough. And I know that some people, it was against this kind of decision that we take, but we believe on that. And team that we have last year and this year is team that have a lot of character. They understand that nothing just came from outside if you don't deserve. So working hard, it was something very important. And our goal, it was this, to be between best teams in Europe. Right now we are the best, we are champion of Europe. So glory first of all to players, to our incredible fans, to everybody who like Fenerbahçe, and of course one more time for president and all the members of board, because again, they trust us and they leave us to work in the way that we like and we believe that is good. ...2015'te 4. olan, 2016'da finalde kaybeden Fenerbahçe, 2017'de ise artık Avrupa'nın en büyüğü olmuş, Sarı Lacivertli ekibin organizasyonunun planlamasının sonucu alınmıştı. We need to try to keep doing what we have been doing. We said since the beginning, 3 years ago, that our goal was to consistently be with the cream of Europe. And that translated into 3 Final Fours, 1 semifinal, 1 final, 1 championship. I think it's been an amazing run. On the other hand, we need to understand that we're playing with the best teams in Europe. They have all the same goal, so we're shooting for the same goal all the time. So these 3 years have been amazing. We need to make sure that to keep building on our momentum. And it's not always going to be simple. It's not always going to be easy. As we've seen this year, there are going to be good times. There are going to be more struggling times. We can count on a great club. We can count on an amazing fan base. And at the end, we need to try to make good basketball decisions. And understanding that not everything will be perfect, understanding that we will have to make adjustments, understanding the difficulties to make plans today with the existing gap with the NBA, and that reflects on any competition in internationally. But you know, we have a great club, we have the resources, we will have, you know, more resources to move forward, and we need to, you know, keep making good basketball decisions together and try to be, you know, fighting for the same goal every year, focused and hungry and humble every year.
Şimdi bu sene formatın değiştiğinden dolayı uçuşlarımızda bayağı sponsorumuz Borajet sayesinde biz bayağı yol kat ettik. Çünkü bazı haftalar, haftada iki maç, salı ve perşembeleri maç oynadık ve buraları özel charterla yolculuk ettiğimiz için çok rahat hareket ettik. Öteki türlü olduğu vakit çok zorlanacaktık. Bunun için buradan sponsorumuza teşekkür etmek de yeridir. Konaklamalarda keza yine konaklama sponsorumuz Astro Grubu'nun da bize çok büyük faydası dokundu. Buradan onlara da sonsuz teşekkür ediyoruz. Yani bizim yükümüzü bu sene çok hafiflettiler. Buradan da başarıda onlar da pay sahibi oldular. Ben de takımı bu maçlara hem yolculukta hem konaklamada hazırlarken çok rahat ettim. Herkese, emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Sarı lacivertli taraftarlar karşılaşmanın ardından yurdun dört bir yanını karnaval yerine çeviriyordu. Belediyelerin meydanlar ve parklara kurdukları dev ekranlarda karşılaşmayı izleyen taraftarlar büyük coşku yaşıyorlardı. Şampiyonluğun kazanıldığı gecenin ertesi günü şampiyonlar Fenerbahçe televizyonundaki gündem programına katılırken Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ve yönetim kurulu üyelerimiz şampiyonluk pastasıyla takımın bulunduğu alana geliyordu. Sarı lacivertliler daha sonra Türk basketbol tarihinin en büyük zaferini taraftarlarımızla kutlamaya Fenerbahçe'nin kalesi Bağdat Caddesi'ne geliyordu. Taraftarlar Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan itibaren konvoy oluştururken,
Bağdat Caddesi'nde binlerce Fenerbahçe taraftarı baş antrenörümüz Jelko Obradoviç ve öğrencilerini bekliyordu. Takımın caddeye gelmesiyle coşku doruğa ulaşıyordu. Formaları ve bayraklarıyla caddeyi sarı lacivertli renklere bürüyen taraftarlar zaferin mimarlarını meşaleler yakarak karşılıyordu. Fenerbahçeli taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla baş antrenör Jelko Obradoviç ve oyunculara sevgi gösterilerinde bulunuyordu. Oyuncular taraftarları kupayla selamlıyor, şarkı ve tezahüratlarına eşlik ediyorlardı. Unforgettable moment, and it's really something, you know. You don't even wish for this when you are a kid or when you start playing basketball, and that you have support of so many people, and they celebrate with you, they're happy with you, and they're singing with you. So it's unbelievable. So I'm very happy for the team. I'm happy for the fans that, you know, we could bring it to them in their town, you know, in their country, and it's really really amazing moment. It makes us a little bit tired, but it was unbelievable moment to see such a numbers those fans, and it was incredible. Seneler önce futbol takımı şampiyon olduğunda ben de o taraftarların içindeydim. Caddeye şampiyon kutlamalarına gidiyordum. Şimdi o otobüsün üstünde ben oldum. Çok ilginç bir duyguydu benim için açıkçası. Mükemmel bir histi. I mean, it's incredible. We had that thing with the bus that didn't work. It's bad about that, but they keep on waiting. Thanks to them about that. They cheer. I think that if we stay for 2 days, they will not leave. You know, there are wind in the back for the whole all these 2 seasons that I'm here. They've always been supportive, regardless on the court, out of the court. You know, it's just great feeling to celebrate all this together because they deserve. They wait. Not only them, all Turkey was waiting for this. And it's finally here. It's really nice to feel, you know, the love of the people that Fenerbahce people, Fenerbahce fans. I enjoyed a lot, you know, because you see. Turkish people and Fenerbahce people that was thirsty, you know, to make something really good for the club, like EuroLeague. It's first time that Turkish team succeed this, and I'm really thankful, you know, about all this season that we had. Strange season with ups and downs, but finally we took the trophy, so everybody were very happy on Fenerbahce family. Ya ben küçükken eskiden Fenerbahçe A takımını izlerken Damir Mrsić zamanında. Bir kere Bağdat Caddesi'nde bu şampiyonluk kutlamasına denk gelmiştim ve demiştim içimden keşke ben de otobüsün içerisinde olabilsem. Ve otobüsün içerisinde yer aldım. Yani bu benim için çok mutlu bir andı. Ve orada binlerce kişinin bizi karşılaması, bizi öyle bağırması ve belki de Avrupa'nın en büyük şampiyonluk kupasını almamız çok mutluluk vericiydi. I mean, no, this is the first championship I've won since high school. It was a great feeling, but we are Turkish league so fast after the championship, you know, you can't really take it all in. İnanılmaz bir duygu tabii ki. Çok
keyifli bir gündü. Hiç gerçekten unutamayacağım bir gün oldu o gün. İnanılmaz atmosfer vardı seyirci olarak, bizim oyuncularla birlikte herkes, yani beklentiden daha yüksek bir organizasyon olmuştu o gün benim için. I was lucky because 23 years ago I became champion in a small city, 200,000 population, Badalona. We beat Olympiacos one more time and we got the title. But of course, Istanbul, Fenerbahce is much more, is bigger, is something else. I felt like we deserved, but our fans deserved even more than us. Yes, everybody was just happy to have an eye contact with me and just saying hi to me, and it was an incredible show of love. And that's one of the moments that you understand more what does it mean for these people, the Euroleague title, to put Fenerbahce in that position. Actually, we were 12, 15 Popes altogether, because everybody was treated like a Pope that night. And it was an amazing experience. I wish that night never end. Ailem de oradaydı, caddedeydi. Babam da aynı şeyi söylemiş. Ben o zaman Melih'le beraber buraya takımı karşılamaya gelirdik demiş. Şimdi oğlum otobüsün üstünde. Yani bu gerçekten, bunu söylemesi bile insanı duygulandırıyor. Benim için de çok özeldi. Otobüsün üstünde seyirciyle beraber kutlamak. Ben onların içindeydim, şimdi otobüsün üstündeyim. Gerçekten çok inanılmaz hisler. Yani bu duyguları yaşadığım için bin kere şükrediyorum, öyle söyleyebilirim. En büyük hayallerimden bir tanesi Melih'in her önemli galibiyet sonrasında saha ortasında bütün taraftarla birlikte söylediği şarkıyı hep onu hayal etmiştim ben. Final Four finalinde şampiyon olduğumuz ve o anda onu yaşadığımızı, o anda onu yaşarken inanılmaz duygulandım. Sürekli gözlerim doldu zaten, sürekli ağladım, gözlerimi siliyordum. Şu an anlatırken yine duygulanıyorum. Ya aslında o an belki de bir sonraki güne kadar olayı tam kavrayamıyorsunuz. Ne kadar büyük bir başarının içerisinde olduğunuzu, ne kadar büyük bir iş başardığınızı, bu ülke için, bu kulüp için ne kadar önemli bir şey başardığımızı çok fazla anlayamamıştık o anın verdiği heyecanla. Ama tabii herkes, yani insanların çok büyük emeği var. Başta başkan, yönetim kurulu, teknik ekip, oyuncular, çalışanlar, ofis ekibi, herkes birbirine sarılıyordu. Herkes çok mutluydu. Yani çok kolay tarif edilecek bir şey değil. Sonuçta bu bir tesadüf eseri olan bir başarı değildi. Yapılan salon, bunun yanında Ülker'le birleşmeyle beraber 2007 yılında Aydın Ürsün önderliğinde yaptığımız çalışmalar, sonrasında kulübün devamlılığı bu başarıyı getirdi bize. Şampiyon olduk, şampiyon olduktan sonra inanın ki o an bir mutluluk hissediyorsunuz ama o mutluluğa bir anlam veremiyorsunuz. Gün geçtikçe o şampiyonluğun tadını taraftarımızla, camiamızla paylaştıkça inanın ki o gururu çok daha böyle net bir şekilde hissetmeye başlıyorsunuz. Zorlu ve uzun bir sezondan sonra kazandığımız bu kupa kulübümüze, taraftarlarımıza armağan ettik. Mutluyuz. Gerçekten çok zorlu bir sezonda. Oyuncularımızın sağlıklı kalması için elimizden gelen her şeyi yaptık, büyük gayret gösterdik. Ve sonunda da haklı bir gurur yaşıyoruz şu an. Çok mutluyuz. Bütün camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Basketbol takımının 30 yıllık malzemeciliğini yapıyorum. Ve biz bu mesleğin mutfak kısmıyız. Mutfak kısmında ne kadar güzel malzemeyi hazırlarsak, ön kısımdaki insanları o kadar mutlu eder. Ve sahnede o kadar onları mutlu görürüz. Ve bizim de bu şampiyonlukta, benim de bu şampiyonlukta katkım olduğunu düşünüyorum. Bu eserimizi Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ve Türk Spor'una ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Değişen format nedeniyle uzun bir rally oldu, uzun bir sezon.
Çok fazla maç olunca sakatlıklar da buna paralel olarak bir miktar zorladı hepimizi. Ancak tüm ekibimle beraber, bütün sağlık ekibiyle beraber tedavileri, teşhisleri, zamanlamaları uygun bir şekilde yerine getirip bu büyük başarıda pay sahibi olduğumuz için gerçekten mutluyuz. Bütün takımın bir parçası olarak biz de sağlık ekibi olarak var olduğumuz için gerçekten gurur duyuyoruz. EuroLeague şampiyonluğu kazandık. Bundan dolayı gerek yönetimimize, gerek çalışan arkadaşlarımıza, koçumuza ve oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Bu inanılmaz bir başarı. Başkanımızın söylediği gibi biz bir spor kulübüyüz ve yarıştığımız her alanda şampiyon olmak istiyoruz. Alabileceğimiz en büyük kupayı aldığımız için gerçekten çok mutluyuz. Bu kulübün öncelikle taraftar olarak kulübün böyle bir başarı kazanması, taraftarlık dışında da bu muhteşem ekibin bir parçası olmak hakikaten gurur verici. Takımımızın bu büyük başarısında bir pay sahibi olduğumdan dolayı çok mutluyum. Çocukluk hayalimi gerçekleştiren ekibin, takımın bir parçası olmaktan dolayı çok büyük bir mutluluk yaşıyorum. Fenerbahçe erkek basketbol takımının Avrupa'nın en büyük kupasını kazanmasının coşkusu yaşanırken, Türk basketbol tarihinin en büyük başarısına imza atan Fenerbahçe, tarih boyunca unutulmayacak başarının artık sahibiydi. Şampiyon! Fenerbahçe şampiyon! Şampiyonlar, Türk basketbol tarihinde bir ilki gerçekleştirmesinin ardından şampiyonluk kupasını Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı ziyaretle götürüyordu. Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başta şampiyonların imzalarının bulunduğu forma ve çeşitli hediyeler takdim ediliyordu. Türk Hava Yolları EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe, daha sonra ise Anıtkabir'i ziyaret ediyordu. Ziyaret, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın Atatürk'ün mozolesine çelenk koymasıyla başlıyor, saygı duruşunun ardından Sayın Aziz Yıldırım Anıtkabir özel defterini imzalıyordu. Sarı lacivertlilerin ziyareti Anıtkabir'in dışında çekilen fotoğrafla son buluyor ve gelecek sezon Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Final Four yolculuğu belki de atanın huzuruna çıkılmasının ardından başlıyordu. After so great result, what we need is to sit everybody together after it finish the season to discuss about everything, because in every season you have lot of positive things, but you also have lot of negative things. So we must understand what it was positive, what it was negative, to prepare ourselves not just for 1 year, to have plan about everything that is important and to decide. Of course we want to understand how will be team. And without any question, our goal will be same like last 4 years, to be between the best team in EuroLeague.